Spor gecesine hoş geldiniz. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ankara Gücü galibiyetini seriye çevirmek isteyen Bursa Spor'da 8 haftalık süreçte teknik direktör Samet Aybaba'yı en çok sıkıntıya sokan konu takımın az gol atması olurken Yeşil Beyazların ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunmasıysa Aybaba'yı sevindirdi. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba bu arada özellikle gol sorununu çözmek için çareler arıyor. 8 haftalık süreçte rakip ağları yalnızca 5 kez havalandırabilen Yeşil Beyazlar Süper Lig'in en az gol atan takımı konumunda. Sako gibi etkili bir silah kadrosuna katmasına rağmen kanatlardan ve orta sahadan istediği verim alamayan tecrübeli teknik adamın çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi. Yeşil Beyazlar'da bu konuda dikkat çeken ayrıntıysa Fenerbahçe maçı dışındaki tüm gollerse yeni transferlerden geldi. Bu süreçte forvet transferi Diafra Sako, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez rakip fileleri havalandırdı. Konyaspor karşısında Bursaspor'un tek golü Aytaç Karadan gelirken son oynanan Ankara Gücü mücadelesinde ise galibiyeti getiren golü Umut Meraş kaydetti. Yeşil Beyazlar'ın Fenerbahçe maçındaki tek golünü atan William Trons Ekongsa ertesi hafta takımdan ayrılmıştı. Gol sorunu yaşamasına rağmen Bursaspor'da Samet Aybaba'yı sevindiren konuysa takımın az gol yemesi oldu. 4 golle Başakşehir en az gol yiyen takım durumunda bulunurken İstanbul ekibini 7 golle Yeşil Beyazlar takip etti. Harun Tekin'in ardından kaleyi devralan Okan Kocuk timsahın bu başarısında önemli rol oynadı. Ligin 4. haftasındaki Beşiktaş maçından itibaren kaleyi koruyan 23 yaşındaki eldiven formu giydiği 5 maçın ikisinde kalesini gole kapattı. Bu süreçte 4 gol yiyen Okan Kocuk buna karşın çerçevesini bulan 16 şutun 12'sini kurtararak ligde kurtarış yüzdesi en yüksek kalecilerden biri oldu. Bursaspor'da 9. haftada oynanacak olan Galatasaray mesaisi sürüyor. Yapılan son çalışmaya bağırsak enfeksiyonu getiren Stanku ve dizinde esneme olan Umut Nayır katılmadı. Yeşil Beyazlar yarın Balıkesirspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İlk 8 haftada topladığı 8 puanla 14. basamakta bulunan Bursaspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. 19 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Yeşil Beyazlar'da çalışmaya bağırsak enfeksiyonu geçiren Stanku ve dizinde esneme olan Umut Nayır katılmadı. Tedavilerine devam edilen Tunay Torun ve Henry Seve'de takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor 9. haftada oynayacağı Galatasaray maçının provasını Balıkesirspor'la yapacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak özel maç saat 16'da başlayacak. Teknik direktör Samet Aybaba'nın Balıkesirspor karşısında tüm oyuncularına şans tanıması bekleniyor. Bursaspor bu maçın ardından bir gün izin yapacak ve daha sonra Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek. Rize'de Bosna Hersek'te oynanan özel maçta ilk kez milli formayı giyen Bursaspor kaptan Ertuğrul Ersoy duygularını olay sporla paylaştı. Bir hayalinin daha gerçek olduğunu söyleyen milli oyuncu "Yolumuz uzun ama burada kalıcı olmak istiyorum." dedi. Bursaspor'un genç kaptan Ertuğrul Ersoy'dan mutlusu yok. Genç yaşta takımında kaptan olan Ertuğrul, A milli takım formasıyla başka bir hayalini de Rize'de gerçekleştirdi. Bosna Hersek'le oynanan hazırlık maçında ilk kez A yıldızlı formayı giyen Ertuğrul Ersoy duygularını olay sporla paylaştı. "Çok mutlu olduğunu ifade eden Ertuğrul Ersoy, bu gurur yaşadığım ve yaşattığım için çok mutluyum. Uzun yıllardır hayalini kurduğum A milli takım formasını Bursaspor kaptanı olarak Bosna Hersek karşısında giydim. İnşallah devamı gelecek. Ben A milli takımda kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim. Yolumuz uzun. Ay yıldızı formayı göklere çıkarmak, uluslararası turnuvalarda başarılı olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Şu anki kadro yapısı çok genç. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor." dedi. Milli takım ortamının çok farklı olduğunu ifade eden genç kaptan Ertuğrul Ersoy, "Burada gerçekten aile ortamı var. Bursa Spor altyapısından yetişmiş benim de takım arkadaşım beraber büyüdüğümüz Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik, yine altyapıdan yetişen Serdar Aziz ve Şener Özbayraklı ile birlikteyiz. Ben Bursa Spor'dan birçok arkadaşımın daha milli takım formasını giyeceğine inanıyorum. Yakın zamanda Bursa Spor'da forma giyen birçok oyuncu milli takıma yükselecektir." diye konuştu. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde Rusya ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Ertuğrul Ersoy'un forma giyip giymeyeceği merak konusu.
Milliler UEFA Uluslar Ligi sınavı için Rusya'nın Soçi kentine gitti. Pazar günü gruptaki 3. maçını Rusya ile oynayacak olan Ay Yıldızlar son çalışmasını yarın 19'da gerçekleştirecek. Özel maçta Bosna Hersek'le 0-0 berabere kalan A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için Soçi'ye gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekil Ali Dürüst de yer aldı. Ay Yıldızlar Rusya'daki tek çalışmasını maçtan bir gün önce saat 19'da karşılaşmanın oynanacağı First Olympiad Stadyumunda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu son antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Soçi'de saat 19'da başlayacak Rusya-Türkiye mücadelesini Polonya Futbol Federasyonu'ndan Paweł Rakowski yönetecek. Öte yandan sol bacak arka adresindeki sakatlık nedeniyle İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Başakşehirli futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay arasında çıkan kavgayla ilgili tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arda yaptığı açıklamayla kavgayı doğrularken futbolu bırakabileceğini de sinyalini verdi. Medipol Başakşehirli Arda Turan sanatçı Berkay'la arasında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. O gece yaşanan olayları uzun uzun anlatabileceğini ifade eden Arda Turan, orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığını, hiçbiriyle kendi ya da ailesini küçük düşürecek bir diyaloğa girmediğini dile getirdi. Atılan iftira hakkında tek bir kelime kullanmayı tercih etmediğini belirten Arda, o gecenin başlangıcında olanlarla ilgili yalan ifadesini kullanırken başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymadığını belirtti. Yarın bir açıklama daha yapacağını belirten Arda Turan, kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim ifadesini kullandı. Arda Turan'ın bu ifadesi futbolumu bırakıyor sorusunu akıllara getirdi. Eski atlet, yeni futbolcu Usain Bolt futboldaki marifetlerini göstermeye başladı. Central Coast Mariners'te formu giyen Bolt takımının Magastur South West'i 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydederken futbol kariyerinin ilk gollerini attı. Eski atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbol kariyerine hızlı başladı. Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners'a forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jamaikalı atlet Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk golüne imza attı. Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının MacArthur South West United'la oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki Jamaikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda 2 gole imza atma başarısı gösterdi. Bültenimizde sırayı dünyada öne çıkan spor başlıklarından derlediğimiz tur alıyor. Roma'daki performansıyla göz kamaştıran Cengiz Ünder Avrupa devlerinin yakın takibinde. 2017 yazında Başakşehir'den 13.4 milyon avroya Roma'ya transfer olan ve İtalyan devindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder Avrupa'da devlerin iştahını kabarttı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazzetta dello Sport, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e talip olduğunu iddia etti. 21 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih Cengiz için 50 milyon avro civarında bir bonservis ödemeyi göze aldı. Öte yandan Bayern Münih dışında milli oyuncu için İngiltere'den de tekliflerin olduğu belirtildi. Belçika Şike depremiyle sarsıldı. Belçika Federal Savcıları düzenledikleri basın toplantısında Belçika Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığını ve Mechelen Kulübü'nün ligden düşmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak Mechelen küme düştü. Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde mücevher ve saat, ayrıca 4 milyon dolar nakit para bulunduğunu belirtti. Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında 10 kulüp aranmış, 2 hakem ve kulüp buruş teknik direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı. Bir dönem Bursaspor forması da giyen Cedric Bakan bu Premier Lig'den Tottenham'ın gündemine girdi.
Let Republican'da yer alan habere göre Harry Kane, Fernando Llorente ve Vincent Janssen'e rağmen golcü transferi yapmayı planlayan Tottenham, Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamak istiyor. Kariyerini içinde sürdüren 27 yaşındaki golcü için İngiliz ekibinin transfer zemini oluşturduğu ve Bakambu ile temasa geçtiği iddia edildi. Bakambu 2018'in Ocak ayında 40 milyon euroluk dev bir bonservis bedeliyle Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Basketbolla devam edelim. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de ilk hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar ekranlara geliyor. EuroLeague'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle. CSKA Moskova 95, Barcelona Lassa 75, Panathinaikos 89, Maccabi Fox 84, Bayern Münih 71, Anadolu Efes 90, Real Madrid 109, Darüşşafaka Tekfen 93, Buduknost Voli 71, Olimpia Milan 82, Kimki 66, Olympiakos 87, Jalgiriş 79, Baskonya 87, Fenerbahçe 97, Gran Canaria 72. Türkiye Basketbol Ligi'nde perde açılıyor. Bursaspor basketbol takımı sezonun ilk maçında yarın Yeni Mamak Spor'la karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Bursaspor basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 2018-2019 sezonunu açıyor. Pota'nın timsahları cumartesi günü ligin ilk maçında başkent temsilcisi Mamak Belediye Yeni Mamak Spor'u ağırlayacak. Son iki sezondur Basketbol Süper Ligi'nin kapısından dönen Federasyon Kupası'nda ise Mamak Belediyespor'a mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran Pota'nın timsahları lige galibiyetle başlamak istiyor. Baş antrenör Arda Vekiloğlu yönetiminde Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Bursaspor'la Mamak Belediyespor karşılaşması Atatürk Spor Salonu'nda saat 17'de başlayacak. Bursa'yı temsil eden ekiplerin maç programlarını ekranlara getirelim. Bursa ekiplerinin maç programı şöyle. Cumartesi Basketbol Süper Ligi 20 Tofaş İstanbul. Türkiye Basketbol Ligi 17 Bursa Spor Yeni Mamak Spor. Erkekler Voleybol 1. Ligi 14.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş. 16.30 Tofaş Milas Belediyesi. TFF 2. Lig Beyaz Grup. 14.30 Keçiören Gücü İnegöl Spor. TFF 3. Lig 3. Grup. 15 Karacabey Belediyespor Halide Edip Adıvar. Pazar Voleybol Efeler Ligi 15 Galatasaray İnegöl Belediyespor. Kadınlar Voleybol 2. Ligi 14 Eğitim Nova Gençlik. 15 Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Çiftlikköy Belediyesi. Erkekler Voleybol 2. Ligi 15 Karacabey Belediye San Josef. 16 Aydın Büyükşehir Belediye Gemlik Basket. Kadınlar Basketbol Ligi 14 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Belediyesi. Kadınlar Handbol Süper Ligi 16 Üsküdar Belediyesi Osman Gazi Belediyesi. Kadınlar Handbol 2. Ligi 15 Mudanya Belediye Sarayköy. 54. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 205.5 kilometrelik Marmaris Selçuk etabını 5 saat 24 dakika 22 saniyelik derecesiyle Kazakistanlı Alexey Lutsenko birinci bitirdi. Tur 2018'in 5. gününde yarın Selçuk Manisa etabı geçilecek. 2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunun 4. etabını Alexey Lutsenko kazandı. Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 205.5 kilometrelik Marmaris Selçuk etabını 5 saat 24 dakika 22 saniye ile bitiren Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko birinciliğe ulaştı. Lutsenko genel klasmanda zirveye çıkarak Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Etapta ikinciliği İtalyan sporcu Diego Lussi, üçüncülüğü ise İspanyol Eduard Prades elde etti. Türkiye milli takımından Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu. Tur 2018'in 5. gününde Selçuk Manisa etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalar arası bisiklet turuna katılan sporcular 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek. Haftanın son spor gecesiydi. Tamamladık. Hoşça kalın. Mutlu geceler.